Sevgili izleyiciler, her cuma olduğu gibi bu cuma da sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli, takdirle izlediğim, keyifle, hayranlıkla izlediğim bir konuğum var. P&G, Procter & Gamble, Türkiye, Kafkasya, Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut. Sevgili dostumuz, arkadaşımız, büyük yönetici, hoş geldiniz. Abi nasılsın, ne var ne yok? Hoş bulduk, sağ olun. Seni her zaman her yerde görüyoruz, şirketinle birlikte. Biraz anlatır mısın? Tankut kimdir? P&G nedir? Sevgili izleyicimiz izlesin. Zaten uzun uzun da konuşacağız. Tabii tabii. Çok teşekkürler öncelikle davet için. EkoTürk kanallarında da bu şekilde tanışmış oldum. Çok da beğenerek izlediğim bir kanal ekonomi alanında. Evet, iki tane şapkam var. Bir iki tane de en çok iki tane şapkam ön planda. Birincisi P&G, Procter & Gamble, Türkiye, Orta Asya, Kafkasya yönetim kurulu başkanıyım. İkinci şapkam belki bu dönemde biraz gündeme geliyor. Amerikan Şirketler Derneği, AmCham, Türkiye'nin de başkanlığını yürütüyorum. Ki geçen cuma genel kurulumuzda ikinci defa başkanlığa seçildim. Güzel. O nedenle de özellikle bu Türk-Amerikan ilişkilerinin şu anda gündemde olduğu bu dönemde biraz çok iyi, çok gündemde iyi. Olduk. Ne yapıyoruz? Aslında iş diplomasisi yapıyoruz. Yani Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin en azından ekonomi ve ticaretin temelli olarak güçlenmesini, güçlü kalmasını temin etmeye çalışıyoruz. P&G tarafına bakarsanız orada da 30 yılımı doldurdum. Bu sene 30. yılım. Maşallah. Değişik işlerden sonra 2013'ten beri de bu bölgenin başkanlığını yapıyorum. Harika. Peki sizi kısaca tanıdık ama sizin derinliğiniz, bilgileriniz çok uzun yıllar olduğunu görüyorum. Peki Procter & Gamble ne yapar? Türkiye'de nedir? Biz hijyenik, temizlik, kişisel bakımlarda bütün raflarda görüyoruz. Biraz da şirketi anlatır mısınız? Evet. Şimdi Procter & Gamble bir kere 1800'lü yıllar, 1838'de kurulmuş bir şirket. Ve Cincinnati'de kurulmuş, Amerika'da. Yani aşağı yukarı aslında 180 yılı geçmiş, 200 yıla yaklaşan bir şirket. Türkiye'deki tarihi 1987. Türkiye'de alümin taksı satın alarak Türkiye pazarına girmiş. Yani demin de söylediğiniz gibi öncelikle bir temizlik hijyen şirketiyiz ama şu anda 18 markamız var. Çok değişik alanlarda faaliyet gösteriyor. Bizi şirket isminden çok markalarımızla tanıyorlar. Tabii markaları burada çok söyleyemiyorum ama. Söyleyebilirsiniz. Öyle mi? Ariel, Alo, Pantene, Head & Shoulders, Prima, Orchid, Ipana. Yani şunu söyleyebilirim. Markalarımızla Türkiye'deki her 10 haneden 9'unda en az bir markamız var. Jilet erkekler için. O yüzden dedim raflarda en çok sizi görüyoruz. Bunun altyapısı, arkası da sizin gibi bu kadar geniş bir coğrafyayı kontrol eden ürünlerinizden anlatırsanız. Yani dünyanın aslında en büyük tüketim ürünleri şirketi. Yani bizim ürünlerimiz her gün tüketilen ürünler. Belki baktığınızda çok pahalı, çok büyük ürünler değil ama her gün elimizin altında. Yani sabah aynanın karşısına geçtiğimizde erkekler için kullanıyorum. Eğer jiletle tıraş oluyorlarsa, işte Old Spice kullanıyorlarsa, dişimizi fırçalıyorsa veya yıkanırken Head & Shoulders Pantene kullanan kadınlar, erkekler. Yani aslında hepsi biz her günü iyileştirmeye çalışan bir şirketiz. Dünyada da 5 milyar tüketiciye ulaşıyoruz. Yani 140 dünyanın 7.4 milyar insanın 5 milyarına ulaşıyoruz her yıl. Yani o anlamda bakarsak yani en global şirketlerden biri ama bulunduğu ülkede de yerelleşmeye önem veren şirketlerden biri. Yani benim yönetim kurulumda bir kişi dışında herkes Türk. Benden önceki genel müdür de Türktü. Yani gittiği ülkede o ülkenin insanına yatırım yapan, o ülkedeki o iş ortaklarına da yatırım yapan. Biz aynı zamanda Türkiye'de ihracatçıyız. Hatta deterjanda bir numaralı ihracatçıyız. Geçen hafta Türkiye İhracatçıları Meclisi'nden bir numaralı ihracatçı ödülümüzü de aldık. Bu zannediyorum üst üste 5. sene. Bazen şu gündeme geliyor. Hangi deterjan markası en yerli ve en milli? Ben diyorum ki Ariel. Niye? Çünkü hem %100 yerli burada üretiliyor hem de Türkiye'nin ihracat şampiyonu. Ve yani 10 ayrı ülkeye buradan satılıyor. Şimdi her yerli futbolcu biliyorsunuz milli olmuyor. Ama hem yerli hem milli olmak için Türkiye yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmek lazım. Biz o anlamda ondan da çok mutluyuz. Yıllık 120 milyon dolar civarında ihracatımız var.
Bir güzel bir rakam. Ve hatta bize tedarik sağlayan %100 Türk sermayeli Türk şirketlerinin diğer Procter & Gamble bizim dünyadaki diğer şubelerimize olan ihracatı $200 milyon. Yani onlar ilk önce burada bize iş yapmaya başlıyorlar. Bizim tedariğimizi sağlıyorlar. Private ondan sonra da gönderiyorlar. Belli bir standarda ulaşınca artık bütün dünyadaki aslında Procter & Gamble'lara mal verebilecek düzeye geliyorlar. Ki bunu da aslında biz bütün Amerikan şirketleri için de genelde bunu söyleyebiliriz. Hatta bizim dernekteki mottomuz da şu: biz Türkiye'yi global pazarlara taşıyan gücüz. Hmm. Çünkü gerçekten Türkiye'deki Türk iş ortaklarımız bir kere bu şirketlere iş yapar noktaya geldiğinde, siz de biliyorsunuz sektörden, hemen yurt dışında da aslında aranılan pek çok özelliğe sahip oluyorlar. Çünkü Türk'te biliyorsunuz Türkiye'deki o iş yapım kültürü, o girişimcilik, hızlılık, çabuk ve verimlilik bütün dünyada aslında aranan, bu dönemde aranan iş özelliklerinden biri. 87'de başladınız. Türkiye'de, ben diğer ülkelere de geleceğim. Türkiye'de kaç tane fabrikanız var? Bu hangi ürünleri burada yerli üretiyorsunuz ki bu 120 milyonda ihracat da Türkiye için çok büyük kazanç. Yani Türk kullanıcısına hizmet verdiğiniz gibi Türk ismiyle başka ülkelere de destek oluyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Kaç fabrikanız var? Neler üretiyorsunuz? Türkiye'de iki fabrikamız var. Bir fabrikamızda deterjan, çocuk bezi ve hijyenik kadın pedi üretiyoruz. Diğer fabrikamızda bulaşık deterjanı, sıvı bulaşık deterjanı üretiyoruz. Yani bu ikisi de İstanbul'a yakın, Gebze bölgesinde, Gebze ve Şekerpınar'da iki ayrı üretim tesisimiz var. Bu tesisler hakikaten kendi alanında sadece Türkiye değil, bölge, hatta özellikle pandemide daha da geniş bir bölgeye hizmet verir hale geldiler. Çünkü pandemide Türkiye'deki tedarik zinciri, yani sizlerin de sayesinde ayakta kaldı. Ama o dönemde mesela Avrupa'da bazı sıkıntılar oluşmaya başladı. O zaman buradaki üretim hatlarımız Avrupa'nın da daha fazla ülkesine ihracat yapar duruma geldi. O kadar ki biz geçen Nisan ayında ihracat rekoru kırdık. Bu senedi bir önceki, ilk pandeminin ilk devresinde. Yani üretimimizin 1/3'ünü ihraç eder noktaya geldik. Şu anda da 1/4'ünü ihraç ediyoruz buradaki üretimimizin. Evet, tanıtımımızda da sizin CD'nizde anlatıyorum. Şimdi iki tane fabrikayla ihracat yapıyorsun, diğer ürünleri ithal ediyorsunuz. Tabii. Pandemiye falan gelecek o kadar çok. Öncelikle bir sizden tekrar döneyim. Türkiye, Kafkasya, Orta Asya. Şimdi böyle dediğiniz ama bir Birleşmiş Milletler gibi bir şey var. Ve güzel de bir deneyimiz var. Çok yakından da takdirle izlediğim güzel bir patronsunuz, yöneticisiniz, lidersiniz. Bu ülkeler nelerdir? Yani biz Kafkasya, Orta Asya deyince ne anlayacağız? Evet. Ya bu tabii aslında bize çok kültürel bağlarla da sıkı sıkına bağlı çoğu bu ülke. Yani bizim aslında ana yurdumuz çoğu, ata yurdumuz. Bizim coğrafyamız. Bu ülkeler nedir derseniz, şu anda bizim bölgemizde olan Moğolistan dahil bu arada. Yani o bir yandan Çin'e kadar uzanıyor bizim bölgemiz. Hatta ilk Türk yazıtlar biliyorsunuz Orhun yazıtları Moğolistan sınırları içinde. Doğru, Orhun yazıtları. Orhun yazıtları. Sonra buraya geldiğimizde Özbekistan var, Türkmenistan var, Azerbaycan. Bunlar Türkiye Cumhuriyetler. Bunun yanında Gürcistan ve Ermenistan. Onlar da yine bizim bölgemizin içinde. Biraz Türk kökenli değil ama yine Farsi kökenli Tacikistan da var. Yani hakikaten biraz Birleşmiş Milletler gibi. Sizin isminiz de herhalde Orta Asya ismi. Tankız. Benim ismimin kökeni Orta Asya'dır. hakikaten öyle. Bu da Tanrıkurt Dağları var biliyorsunuz. Evet, iyi biliyorum. O dağların eski oradaki kavimlerden biri Tankut kavimleri. Ben Orta Asya'da 5 sene geçirdim. Yani öyle biraz mi? Kader de belki böyle bir araya getiriyor. 98'de ben PNG ile yine Özbekistan'a tayin oldum. Hmm. Özbekistan'daki yapıyı kuran ekibin içindeydim. 2 sene sonra bütün o bölgenin müdürlüğüne terfi ettim. Bu sefer Kazakistan'a geçtim. Yani bölgeyi o anlamda da yakinen bir 5 sene hissettiğim için hala yani o bölgeye olan duygularım hakikaten çok güçlü. Bunu iş dünyasına da yansıtmakla beraber bir yerde de bir yani Türkiye'nin bir abi konumu var o bölge için. Türkiye üzerinden aslında dünyaya bakıyorlar. Tabii bu aynı zamanda Türkiye'deki yaşam standardını oraya getirme konusunda da şirket olarak da ilk günden itibaren çalışıyoruz. Bu ihraç ürünleri o ülkelere de veriyorsunuz. Oraya, evet. Oraya buradan bu ihraç ettiğimiz ürünlerin bir kısmı o bölgeye gidiyor.
Ama hepsi değil. Yani diğer bölgelere de, yani bu Orta Doğu, Doğu Avrupa'ya kadar çok geniş bir coğrafyayı aslında ihraç ediyor. Peki nasıl yetişiyorsunuz? Yani Moğolistan dediniz, yani Moğolistan'da zaman farkımız bile en az 6-7 saattir. Bütün operasyonu herhalde başarılı olduğunuz için size, üzerinize vermişler. Bu ülkeleri giderek mi yapıyorsunuz? Buradan mı yönetiyorsunuz? Burada bir merkezimiz var. Bir merkezimiz de Azerbaycan'da var. Yine buraya bağlı, İstanbul'a bağlı. Azerbaycan'daki merkezimiz aslında bu Orta Asya ve Kafkasya'nın da merkezi. Ama burada bizim Procter & Gamble olarak baktığımız hep güçlü yerel iş ortaklarıyla çalışmak. Hmm. Ve bunlarla uzun süre çalışmak. Bizim Moğolistan'daki iş ortağımız zannediyorum geçen sene 25. yılını kutladık işbirliğimizin. Yani oradaki bizim distribütörümüz. Oranın önemli bir grubunun şirketi. Bu şekilde uzun vadeli işbirlikleri kurarak ve yerel uzmanlarla işbirlikleri kurarak hem onlara PNG'nin beklentileri konusunda onları yıllar içinde belli bir noktaya getirmiş oluyoruz. Hem de onlar bize yerel kendi imkanlarını açmış oluyorlar. Çünkü bizim işimiz aslında çok yerel bir iş. Yani her ülkede o ülkenin kültürüne göre iletişim yapmamız gereken, ürünlerimizi tanıtmamız gereken bir sektör bu. Hızlı tüketim ürünleri sektörü. O yüzden güçlü yerel iş ortaklarına çok ihtiyacı olan bir sektör. Bu da böyle yürüyor. Yani başka türlü tabii yürütmek mümkün değil. Güçlü iş ortaklarıyla, uzun dönemli bakış açısıyla yürütmeye çalışıyoruz. Peki 5 milyar insana ulaştığınıza göre dünya neredeyse %60'ını, %70'ini. Türkiye dünyada temizlik, kişisel bakım ve hijyende nerede? Yani yolumuz daha mı var? Biz çok mu ilerideyiz, çok mu gerideyiz? Bir Türkiye açısından, bir de PNG açısından değerlendirirseniz sevinirim. Evet, çok güzel bir soru. Ben bu özellikle deterjan sektöründe bir dönem Doğu Avrupa'nın direktörlüğünü yaptım. Yani bu yüzden karşılaştırabileceğim. Bir dönemde Singapur'da Asya ve Avustralya'nın direktörlüğünü yaptım. Yani aynen bu temizlik kategorisinde. Geniş coğrafyaları kontrol ediyorum. Şimdi onlara baktığımda bir kere, hatta bu pandemide de daha çok ortaya çıktı. Türkiye'deki özellikle ev temizliği ve deterjan kullanım alanları, yani çamaşır konusunda inanılmaz yüksek bir beklenti var. Türk tüketicilerin, Türk kadın ve erkekleri diyeyim. Artık tek kadın dememek lazım. Bu işi ortak biliyorsunuz. Onların temizlikteki beklentileri dünyadaki neredeyse en üst seviye. O nedenle bizim ürünlerimizin genelde bu beklentiye cevap verebilmeleri için en iyi kalitedeki ürünler genelde Türkiye'de olur bu konuda. Evet. Ve üzerine çok titizlenilen bir durum. Ama kişisel hijyen tarafına bakarsak aynı noktada olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Mesela özellikle ağız sağlığı, ki ben PNG'ye ilk girişim aslında İpana markasındadır. İpana da bizim markamız. Evet. 1991, yani ağız sağlığı da yakın olduğum konulardan biri. Mesela ben daha sonra 98'de Özbekistan'a gittim. Özbekistan'da o dönemdeki kullanım Türkiye'nin çok üzerindeydi ağız sağlığında. İlginç. Yani burada biraz bazı şeylerin tabii alışkanlığın yerleşmesi gerekiyor. Yani temizlik alışkanlığı, evimizin temizlik alışkanlığı ne kadar yerleşmişse bazı kişisel temizlik alışkanları henüz o derece yerleşmemiş ama yıllar içinde yerleşiyor. Ama ağız sağlığı burada mesela tam bunun tersi verebileceğim bir örnek. Ama bir şey söyleyeceğim. Pandemide biz her hafta şeyi ölçtük. İnsanlar bu temizlik ve hijyendeki alışkanlıkları ne yönde gelişiyor? Evde oturuyorlar çünkü. Evde oturuyorlar. Temizlikte Avrupa'da 8 tane ülkeyi ölçtük. En üst seviyedeydi. Yani bunu data olarak da söyleyelim. Bu noktada olan bir İtalya vardı. O da bir Akdeniz ülkesi. Şeyde de diş macununda, ağız sağlığında da pandemi öncesi günde 2 defa dişini fırçalıyor musun dediğimizde buna %39 evet derken pandemide bir ay sonra bu %52'ye çıktı. Yani böyle de bir... Diş sağlığı zamana mı bağlı? Yani belki de bu pandemi dönemi bazı kişisel hijyen alışkanlıklarının da tekrar daha da güçlenmesine sebep oldu diye düşünüyoruz. Bunlar tabii bir miktar kalıcı olacağını da düşünüyoruz. Yani bu insanların bence bu dönemde böyle konuda temizlik, hijyen konusundaki bilinci daha da arttı. Tabii o dönem kadar olacağını zannetmiyorum. Çünkü ilk başta biraz da gereğinden fazla bir şey oldu. Aslında tedarik zinciri de zorlandı. Yani insanlar ihtiyacının çok üzerinde ürün alma noktasına gittiler. Yani ilk Mart'ı söylüyorum, 2020 Mart'ını. Raflar boşaldı biliyorsunuz. Tedarik zinciri, yani bazı kategorilerde 5 katına çıktı o ayki satış. Ama tabii diğer sonraki aylar onu dengeledi. Böyle olmasını hiçbir zaman beklemiyoruz ama
genel anlamda bazı alışkanlıkların kalıcı olması bekleniyor bütün dünyada da. Kafamda çok soru var ama pandemiye girince onu ileride soracaktım. Pandemi öncesi, pandemi ve pandemi sonrası. Yine sizin aracılığınıza, izleyicilerimize az çok da sektörün farklı yerlerinde bulunduğum için 2021-22-23 dünya ve Türkiye için ticarette en iyi yıllar olacak. Çünkü ertelenmiş talepler, beklentiler, sorgulama, niye ben dünyadayım, niye araba almıyorum, niye masraf etmiyorum, işte turizm artınca direkt size yansıyacak. Pandemi öncesi ve pandemi dönemi sonrası, P&G neler yaptı, neler yapacak? Yani şöyle, zor bir dönem oldu hepimiz için, onu söylemem lazım. Çünkü bazı kategorilerde talep yukarı çıktı dönemsel olarak ama bazı kategorilerde de aşağı indi. Mesela bizim en önemli işlerimizden biri jilet. Şimdi insanlar evde oturunca, değil mi? Sakal bırak herkes. Tıraş olma sıklıkları azaldı. Yani eğer ofise, her gün bir ofise gitmeniz var ya da her gün bir insan içine çıkmanız var, bir de evde oturmanız var. İşte bazı kategoriler, mesela orkid kategorisi de azaldı. Çünkü bazı insanlar hayatın, mobilitenin içinde olunca bazen bu ürünlere daha çok ihtiyacı var. Çocuk bezi de azaldı. Çünkü eğer en büyük risk alanlarından biri, siz çocuğunuzu bir misafirliğe götürdüğünüzde orada yani bezinin sızdırmasını istemezsiniz. Tabii ki. Ya da atıyorum bir kreşe götürürken. Kreşe götürürken veya arabayla bir yere giderken veya otobüsle bir yere giderken. Şimdi bazı kategorilerde aşağı indi tamam, bu anlamda. Tamamen sosyal bir toplumsal hareket izliyorsunuz esasında siz. Evet, evet. Şimdi bunun dengelenmesini bekliyoruz. Özellikle bu 1 Temmuz itibarıyla artık bu kısıtlamalar diyelim tamamen kalktıktan sonra bu mobilite dediğimiz olayın, yani insanların evden dışarı çıktığı ve normal artık hayat şeylerine yaklaştığı bir ortamda bir dengelenme olacaktır. Biz bunu bekliyoruz. Yani bu anlamda önümüz dönemin daha dengeleyici bir dönem olacağını düşünüyoruz. Tabii kısıtlamalar sektörü çok zorluyor. Çünkü hiçbir tedarik zinciri, işte 5 gün açık, 2 gün kapalı bir perakende zincirine göre dizayn edilmemiş. Şimdi mesela gıda sektörü daha da zorlandı burada. Tabii. Bizim ürünlerimiz en azından tabii raf ürünleri ömürleri daha zor. Ama bazı ürünler, tabii Türkiye'de üretilmeyen ürünler de var. Yurt dışından gelmesi gerekiyor. İlk dönemde siz de biliyorsunuz sektörün içinde, yani Kapıkule'de kilometrelerce kuyruk oluştu iki tarafa da. Çünkü şoförler, yani şoförleri geçmesi, tır şoförleri geçememez noktaya geldi. Aynen öyle. Belli testler. Biraz trenle o işi çözdük. Gemiler çözdüm. Yani inanılmaz esnek davrandı bu arada Türkiye'deki iş dünyası ve Türk kamusu. Yani o dönem kadar benim hem Amerikan Şirketler Derneği şapkamla hem de P&G şapkamla, yani Ankara'daki bakanlarımız, bakan yardımcılarımızla belki iletişimde olduğumuz hiçbir dönem olmadı. Sağ olsunlar, burada kendilerine çok teşekkür ederim. Özellikle Ticaret Bakan Yardımcımız Tuna Turagay, o dönem biliyorsunuz. Çok severim. Kendine de selam var. Çok takdirle izlediğim. Aynı şekilde. Yani çok inanılmaz, yani günlük diyalog, anlık diyaloglarla. Yani şöyle durumlar oldu. Mesela biz Ariel'in bir ihracatçısıyız. Ve yurt dışında işte bazı fabrikalar kapandı bizim. Buradan istiyorlar. Ama bir gün mesela bir yasak geldi. Biz Ariel'i ihraç edemez noktaya geldik. Neden? Çünkü bütün dezenfaktanlar ama mesela bu hemen karşılıklı konuşmayla çözüldü. Çünkü bazen şey oluyor, o biliyorsunuz o dönemde bazı kararlar hızlı verilmek zorunda. Tabii. Ama etki alanı tam olarak hesaplanacak vakit de yok. Yani bazı işler yolda çözülüyor ama biz tabii Türkler olarak bu konuda da hızlıyız Allah'tan. Yani bütün Avrupa'da fabrikası bir gün bile kapanmayan tek ülke biziz. Çok P&G'de. Zannediyorum bir vardiya kaçırdık. O da 11 Nisan 2020'de biliyorsunuz. Bir hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğunda evet. Mesela onu da hemen bir vardiya içinde çözdük. Yani kamu yetkilileriyle. O konuda ben de onlara teşekkür etmek istiyorum. Yani hep beraber bunun içinden geçerken bence İmece'nin de güzel bir örneğini verdi bizim sektör. Tabii ben bunun içinde kamuyu da içinde tutuyorum. Yani bizim hızlı tüketim sektörü diyeyim, perakende sektörü diyeyim. Gerçekten güzel bir bu şunu da getirdi. Şimdi Avrupa'dan bakınca Türkler her durumda bu tedariği sağlar noktasına getirdi. Şu anda da bizim başarılıyız değil mi? Pandemi kesinlikle dönemindeki kesinlikle. Yani bu şey de çünkü en önemli sıkıntılardan biri, ilk biliyorsunuz Çin'i bu virüs Çin'de çıktığı için bazı ürünler Çin'den gelemez oldu.
Şimdi o yüzden bütün aslında dünyada şu hazırlık var. Çin'in alternatifi nereler olmalı? Ve tek bir yere de bakılmıyor. Mesela Asya'da işte Vietnam, Kamboçya gibi ülkelere bakılıyor. Ki burada zaten ciddi bir üretim altyapısı da oluşmaya başladı. Avrupa civarında da işte Doğu Avrupa ülkeleri aday. Biz adayız. Yani bu tedarik zincirlerinin çeşitlenmesinde şu anda bir fırsat var. Yani bu kararlar henüz tam anlamıyla verilmedi. Bu konuda Türkiye'nin gerçekten bu dönemi iyi kullanırsa büyük avantajı olabilir. Ama yani bu dönemde tabii verilecek kararlar uzun vadeli verilecek. Bunların ülkemize verilebilmesi için biz kendi ülke başkanı şapkamızla şirket içinde çalışmaya devam ediyoruz. Hatta geçenlerde yine Amerikalı benim şirketimin de CEO'sunun içinde olduğu bir Amerikalı üst düzey yönetici grubunu Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti. Mayıs sonu, 26 Mayıs'tı zannediyorum. O da benzer mesajları verdi yani Türkiye'nin bu konuda her türlü şeye hazır olduğunu. Umarız bu dönemde Türkiye, çünkü bu yani iki aslında Amerikan yatırımının Türkiye'ye gelmesi hem Amerika'da refah sağlıyor hem Türkiye'de refah sağlıyor. Ya bugün Amerika'daki her 5 iş, P&G'nin her 5 işinden biri bu yurt dışındaki işleri destekliyor. Çok güzel. Yani o anlamda tabii hem burada hem oradaki istihdam için bu yatırımların artması önemli. Peki 2021'in ve 22'nin artacağını tahmin ediyoruz. Siz de aynı fikirde, çok da ortak fikirlerimiz çıkıyor. Çok hoşuma gidiyor. Türkiye bu pandemi sonrasını kaçırmamalı. Peki ham madde bulabiliyor musunuz? Türkiye'de sunta yok, demir yok, bakır yok, dünyada yok, otomobillerde çip yok. Siz bu 2021-22-23'ü ne düşünüyorsunuz? Evet. Kesin büyüyecek ama bu ham maddeler üretimi... Yani evet, şu anda çok ciddi bir ham madde dağılığı var. Bu da fiyatları yükseltiyor. Maalesef bu da maliyet enflasyonu olarak bize yansıyor. Mesela çip bizi nerede etkiliyor? Bizim aslında en hızlı giden, büyüyen işlerimizden biri akıllı fırça dediğimiz. Bu şarjlı fırçalar. Elektrikli fırçalar. O bizim şu anda bu arada Türkiye'deki biz o ağız sağlığı sektöründe birinci konuma geldik. Tamamen o fırçalarımıza gören talep üzerine. Ama mesela bunun içindeki akıllı, bu işte yapay zekanın da içinde olduğu bazı ürünler bunlar. O çipler konusunda şu anda sıkıntı var. Üretim yani, burada üretimde, mı yapıyorsunuz? Üretim Almanya'da yapılıyor çoğu. Bir miktarı Almanya dışında, yani çoğu Almanya'da yapılıyor diyeyim ama İçindeki ham maddelerin çoğu uzak doğudan geliyor. Yani o çipler biliyorsunuz Kore'den, Çin'den, evet, oralardan geliyor. Bu sıkıntı tabii oraları da etkiliyor. Yani orada da belli sınırlamalarla mal verebiliyoruz. Bunun ben geçici olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sektörler tabii COVID süresince, pandemi süresince bir anda talep daralınca kendi ileriye dönük bu büyüme yatırımlarını ertelediler. Ama sonra bu aşının da bulunmasıyla bu kadar da bence çok hızlı tabii bulundu geçmiş örneklere göre. Biliyorsunuz yani geçmişte 5-6 yılda bulunan bir aşı şimdi 8-9 ayda bulunabildi. Şimdi bir anda talep dünyada da arttı. Hatta Amerika'da çok daha hızlı arttı. Amerika aşılamada Biden'ın gelişinden sonra ciddi bir aşama kaydetti. Şimdi bu dengelenmeden dolayı yani böyle bir dönemden geçiyoruz. Ama kısa vadede hem ürünün bulunurluğunda hem de fiyatında yani döviz bazlı sıkıntılar var. Ve Türkiye'de de biz tabii burada ürettiğimiz ürünlerin de ham maddelerinde çoğu zaman dövize bağlıyız. Yani çoğu yurt dışından gelen var. Hatta buradan aldıklarımız bile dövizle, çünkü dünyadaki fiyatı öyle. Çünkü belki burada bize satmasa dünyada başka yere satacak üretici. Yani Türk üreticilerden bahsediyorum. Evet, evet. Yani sonuçta ham madde. Evet, euro, dolar bizim artık yani global ticaretin içinde olan bir ülke için etkilenmemesi mümkün değil. Peki konu anlatırken soru da çıkıyor. Dövize bağlısınız, yerli istediği yere ham maddeyi satabilir ve sokakta da milyonlarca insana, belki 84 milyonu, 80 milyon her gün sizi görüyor veya ürününüzü... Şimdi bu fiyat artışı, döviz artışı, şirket yönetmeyi zorlaştırıyor. Burası Almanya değil. Euro alıp euro satmıyorsunuz. Bunu nasıl aşıyorsunuz şimdi? Ben merak ettim. İçim daraldı. Sizin adınıza kötü anlamda değil.
Yani çok oynak bir evet. mekanizmanın içinde yönetim yapıyorsunuz. Yani bu da aslında Türk yöneticilerini böyle dünyada şu dönemde aranan da yönetici tipi haline getiriyor. Çünkü... Her zaman. Bu kadar krizi bir ömürde yaşayan kaç kişi var? Ya bu şunu gibi, bir kere senaryolarla çalışmanız gerekiyor Türkiye'de. Yani bir bas senaryonuz olacak, bir de kötü gün senaryonuz olacak, bir de iyi gün senaryonuz olacak. Çünkü bazen de bir anda işler iyiye gidiyor. Ona da hazır olmanız lazım. Yoksa fırsat penceresi kaçıyor. Çünkü çok hızlı, her şey çok dinamik. Bu önemli. İkincisi bu İngilizce'de resilience, Türkçe'de artık yılmazlık diyorlar. Yani düştüğünde yerden hızlı kalkabilmen gerekiyor. Yani bu kültürel özelliklerimiz önemli. Belirsizlik içinde iş yönetilmek, bu da bence bir kültürel özellik oldu. Yani Türkiye'nin aslında geçmişine bakarsanız, yani bu içinde bulunduğumuz dönem evet farklı gerçekleri var ama geçmişte de pek çok benzerlerini yaşadık. Ben yaşadığım müddetçe yani ben 94 krizinde gördüm, 2001'i de yani profesyonel İki olarak gördük. Bir tane ihtilal gördük. Krizler gördük. Krize, yani hepsinde de şunu gördük. Evet, bir krizle karşılaşılıyor ama o kriz genelde pek çok alanda da bir iyileşmenin de imkanını sağlıyor. Siz oradan çıkarken eskisinden daha güçlü çıkıyorsunuz. Ve sonraki bir sonraki kriz çıktığında da daha hazır oluyorsunuz. Bu tabii bunun hızı arttı mı? Biraz arttı. Özellikle COVID nedeniyle. De bir Türkiye'nin kendine yönelik bir şartları varken bir de bu COVID'in şartları ağırlaştırdı. Yani bütün çalışanlar için çok çok zor. Hele bunu evden, çoğu çalışanın evden çalıştığı bir dönemden de bahsediyoruz. Hatta bizim yeni katılan arkadaşlarımız var. Geçen her yaz biz 30-40 kişi alıyoruz. Yani bir devri daim oluyor şirkette. Şimdi geçen yaz bize katılan arkadaşlarımız daha ofisi görmedi. Çünkü biz ofiste, %100 ofiste çalışmaya geçmedik daha. Normale geçecek misiniz? Eylül'ü planlıyoruz şu anda. Yani özellikle bütün arkadaşlarımızın aşılarının olmasını tavsiye ediyoruz. Tabii kişisel bir karar aşı. Ama şu anda biliyorsunuz 18 yaş üstü herkes gidip aşısını olabiliyor. Yani buradan da sinek kanlarınızdan da dinleyen herkesi vurun lütfen. Cesaretlendirelim. Yani siz İnşallah vurulsunlar. Ben oldum. Ben ikinciyi olmadım. Pazar günü olacağım. Ne güzel. İnşallah. Ama tabii bütün çalışanlarımız bu dönemde bu aşıları da aşılardan da yağlandıktan sonra normal iş, çalışma düzenimize geri geleceğimizi düşünüyorum. Bu tabii muhakkak evden çalışma bir miktar devam edecek. Bu arada PNG'de biz geçmişte de 5 günden biri arkadaşlarımız evden çalışabiliyordu. Belki bu 2'ye çıkacak. Tabii şartlara göre 3 de olabilir ama şu anki planımız 3 gün ofis, 2 gün ev gibi. Eylül'de özellikle Eylül'ün ortası itibarıyla bu çalışma biçimine yeni normal böyle olacak gibi görüyor bizi. Önünde o kadar çok marka var, hepsini sayamayacağım ama çoğunu kullanan birisi olarak bu kaliteyi, bu müşteri memnuniyetinizi neyle sağlıyorsunuz? Yani ürünlerin erkeği ilgilendiren, temizi ilgilendiren ürünleri kullanıyoruz. Bu kalite standardınız, toplumu mutlu etmenizin ana şeyi nedir, kriteri nedir? Ya ana kriter şu, biz şimdi 180, tam olarak 183 oluyor galiba, 1838-2021. 183 yıllık ayakta olmasını şirket açıkçası şöyle tanımlıyor. Bir kere diyor ki ben 183 yıllık ayaktayım. Ama bundan sonra da bir 183 yılda ayakta olacağımın garantisi yok. O nedenle ben tüketicilerime çok yakın olmalıyım. Hatta bizdeki mantra şeydir, yani bizim şirkette patron kim diye sorarsanız, herkes patron tüketici der. Doğru. Yani consumer's boss, yani müşteri veli nimetimiz de var ya evet, Türkçe'de. Evet, Türkçenin tam karşısı. Türkçe'de bizde de, yani artık veli nimet değil patron. Yani o nedenle tüketiciye çok yakın olmak, onların beklentilerin nasıl değiştiğini anlamak, hatta onların beklentileri değişmeden onların beklentilerin değişeceğini öngörerek bazı değişiklikleri yapmak. Ve bununla beraber de çok güçlü bir Ar-Ge. Yani biz yılda ciromuzun aşağı yukarı 3'ünü Ar-Ge'ye ayırıyoruz, %3'ünü 4'ünü. Yani bu 80 milyar dolara yakın bir ciromuz var dünyada. 2 milyar dolar civarıdır, yani 2,5-3 arası Ar-Ge'ye ayrılıyor. Bu da şu, yani çok basit ürün diye bakabilirsiniz ama bu ürünlerin de kendi içinde hep her gün kendini gerçekten kullanmaya değer hale getirmesi, tutması gerekiyor. Hem performans adına hem de fiyat alanına. Rekabet açısından. Rekabet açısından. Yoksa bunu yapamadığımızda anında
Yani ne kadar siz eski marka olabilirsiniz, ne kadar eski şirket olursanız olun alanınızda, anında yani piyasanın tabiriyle tokadı yiyorsunuz. Evet. O nedenle orada tüketici odaklı olmak ve Ar-Ge'ye ciddi anlamda kaynak aktarmak. Türkiye'de de bir Ar-Ge merkezi kurduk 3 sene önce. Türkiye'nin de bu, yani dünyada çok az bölgede aslında P&G'nin Ar-Ge merkezi var. Henüz 20 kişi civarında çalışanımız. Ama bunun kısa vadede daha da artacağını öngörüyoruz. Yani Avrupa'nın en genç, en yeni Ar-Ge merkezi de Türkiye'de bu anlamda. Hatta bazı ürünler çıkarmaya da başladılar. Türkiye'deki tüketici ihtiyaçlarına daha direkt cevap verebilecek şekilde. Peki bir başka soruyu. Türkiye milli geliri artarken aynı zamanda hijyen, kişisel bakım, temizliği daha mı yüksek artıyor? Aynı oranda mı artıyor? Çünkü bu tamamen bir sosyal, yani insanı toplama, avlanma döneminden bugün artık modern bir çağa geldik. Biraz sonra e-ticaret falan soracağım. Milli geliri oranlı mı gidiyoruz sizin büyümeniz veya o sektör? Yoksa insanlar refaha kavuştukça daha çok mu işte sprey sıkıyor, makyaj yapıyor? Genel ve sosyolojik olarak siz o kadar çok bir cepheniz var ki her cepheden soruyoruz. Yani ki şimdi milli gelirden çok, milli gelir muhakkak etkili ama ortalama eğitim seviyesi de önemli. Özellikle kişisel hijyen alanında. Biz Türkiye'de son dönemde bu üniversiteli sayısı çok arttı biliyorsunuz. Yani şu anda 7 milyon kişi üniversitede okuyor. 2,5 milyon geçen hafta sınava girdi. Sınava girdi. Yani onlar da alttan geliyorlar üniversiteye. Evet, her sene aynı. Şimdi yani Türkiye'nin bir 20 yıl öncesine bakarsanız 100 kişiden 12'si üniversitede okuyordu. 18-24 yaş grubundan bahsediyorum. Yani 18-24 yaş grubunu alın. Oradaki 10 kişiden biri diyeyim ben. Şu anda 10 kişiden 5'i. Yani bu 5 katına çıkmış. Bu genç arkadaşlarımız bazı tüketim alışkanlıklarını ciddi anlamda geliştiriyorlar. Çünkü hatta buna yönelik bizim bir Bana Bak diye de bir uygulamamız var. Tamamen üniversitelilere yönelik. İçinde de 1,5 milyon üniversiteli var. 2013'te biz bunu kurduk, 2014'te. Üniversitelilere özel bazı avantajlar sağlıyor bizim ürünlerimizle ilgili. Yani bir yerde puan biriktiriyorlar. Bizim ürünlerimizi aldıkça puan biriktiriyorlar. Çok iyi. Onları hem bizim ürünlerimizde kullanıyorlar hem de kendi ihtiyaçları olabilecek başka ürünlerde. Ama şöyle bir şey var. Şimdi üniversiteye gidenlerin %70'i aile ortamından çıkıyorlar. Ya yeni bir şehre gidiyorlar çoğu. Ve orada yurtlarda falan kalıyorlar. Yurtlarda kalıyorlar. Yani kendilerini artık daha fazla ne oluyor? Yani bir toplum içinde bir birey olarak var oluyorlar. Ve kendilerini daha fazla ifade etmeye ihtiyaçları oluyor. Ve bu birey olarak var olurken kişisel hijyenin önemini de daha fazla anlıyorlar. Yani kendi kişiliklerini bir toplum içinde işte yani bu ağız sağlığına daha fazla bakmakla işte ille tam tıraş olması gerekmiyor. Brown da bizim önümüz. Yani sakalını en azından bir düzeltmek ihtiyacı duyuyor erkekler için. O çok iyi. İşte deodorant kullanımı artıyor. İşte şampuan özellikle kadınlar için yani şampuanın artık daha da bakım ürünleri, saç bakım ürünleri. Yani bugün bazı kanalları görüyorsunuz. Her ne kadar pandemide negatif etkilese de bir parfümeri kanalı Türkiye'de çok büyüdü. Şu anda tekrar hareketleneceğini düşünüyoruz. Özellikle bu AVM'lerin açılmasıyla. E-ticaret ona gelecektim. Hemen onu soracağım. Şunu söyleyeyim öyle devam edin. E-ticaret sormayın devam edin e-ticarette. En hızlı büyüyen sektör saç bakım oldu geçen sene. En yüksek saç bakım. E-ticaret içinde yani bizim işlerimiz arasında en hızlı e-ticaretin toplam Türkiye'deki saç bakım kategorisindeki payı ciddi arttı. Yani insanlar artık saç bakım ürünlerini daha fazla e-ticaretten alır oldular. Saç bakım ürünündeki kastınız ne? Şampuan. Direkt şampuan demediğiniz için daha farklı bir şeyler tabii bekliyorum. Tabii saç kremi. Saç maskeleri, yağlar. Yani bizim en çok satan ürünlerimizden biri argan yağlı ürünlerimiz var. Yani bunlar saç yıkandıktan sonra kullanılan. Hı-hı. Biz o yüzden şampuan sonrası ürünler diyoruz bunlara. Yani şampuanın dışındaki o şey de gelişiyor. Artan ürünler bunlar mı? Bunlar ciddi anlamda bu kanaldan daha çok alınır oldular. Çünkü
Peki e-ticaret siz aracı diğer bildiğimiz kurumlar üzerinden mi gidiyorsunuz? Yoksa kendi e-ticaret yapınız var. Buradan mı distribution, retail yapıyorsunuz? Bizim direkt satışımız yok. Müşterilere biz direkt satıyoruz. Müşterilerimiz yani bazılarına direkt biz satıyoruz. Bilinen markalar, isimleri yani işte sektörde bilmiyor isimler. E-ticaret şirketlerine biz P&G olarak direkt satıyoruz. Onlar kendi müşterilerine satıyorlar. Bir de e-ticaret konusunda bütün Türkiye'de etkisi olan bir distribütörümüz var. Siz hiçbir zaman e-ticaretten kendi adınıza software ile tek istisna Brown. Brown Shop ismiyle bir e-ticaret sitesi var. Bunu da yine bizim distribütörümüz yönetiyor ama yine Brown ismiyle. Yani markalarımızın ismiyle olan tek direkt e-ticaret şirketimiz Brown Shop. Son bir dakika kalınca o kadar çok soru var ki. Sizin sosyal sorumluluk, olimpik anneler, sporcuya burs vesaire vesaire. Şu sizin kişisel bir de benim gibi bir Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçe yönetiminde de yeriz. Allah'a şükür. Tabii her zaman ben seyirci konumdan sizin gibi profesyonel ve yönetim kadrosunda yer almadım. Alamadım, zamanım da olmadı. Kimse de çağırmadı zaten. Bir sosyal sorumluluk PNC olarak ondan sonra da kendi kişisel şeyinizi anlatırsan son bir buçuk yani dakikamız. Yani sporu ben açıkçası hem kişisel olarak hem de iş olarak baktığımda Türkiye'de yani yatırım yapılması gereken en önemli alanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem birleştirici hem iyileştirici gücü var sporun. Bunu görüyoruz Türkiye'de. Biz bir olimpiyat sponsoruyuz. Yani dünyadaki 12 evet. büyük olimpiyat sponsorundan biriyiz. Tokyo'ya da zannediyorum 20-23'ünde bugün ikisi yani 21 gün kaldı. 3 hafta kaldı. O nedenle bunu da tam konuşmanın zamanı. Ve biz bir olimpik anne projesi başlattık 2013'te. Çünkü her olimpiyat sporcusunun arkasında aslında bir anne var. Çünkü bu sporcular 5-6 yaşında başlıyorlar. Ve yani öyle haftada 1-2 değil. Her gün 5-6 saat bu sporu yapıp olimpiyata gidecek konuma gelebiliyorlar. Ama biz şöyle bakıyoruz. Çocuğuna spor yaptıran her anne, düzenli spor yaptıran 5-12 yaş arası her anne olimpik annedir. O çocuk olimpiyata gitsin gitmesin. Çünkü spor pek çok pozitif özellik kazandırıyor. Daha sonra onları hayatta başarılı kılacak. Bu ne? Sosyal dayanışma, özgüven, disiplin. Bütün bunları genç yaşlarından itibaren spor yapanlar kazanıp ileride de bunu işlerine ne yaparlarsa yapsınlar oraya taşıyorlar. Zararlı alışkanlıklardan da uzak kalıyorlar. O nedenle biz aşağı yukarı pazarlama bütçemizin %10'unu hep spora yatırıyoruz. Yani şu anda Türkiye'de düşünebileceğiniz voleybol milli takımı, kadın voleybol milli takım sponsoru Orkid. Erkek voleybol milli takımı şu anda onlar da olimpiyata gitmeye çalışıyorlar. Sponsorlarından biri Head & Shoulders. Futbol milli takımı Gillette. Triatlon milli takımı Ogilvy. Triatloncular da 2024 olimpiyatına hazırlanıyorlar şu anda. İki tanesi İspanya'da. Yani devletimizin de bu konuda inanılmaz yatırımları var. Kişisel olarak derseniz, evet benim bir yerde hobim. Hobilerimden biri de bir dönem, bu dönem değil bir önceki dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda bulundum. Pazarlama ve markadan sorumluydum. Fenerol projesi belki duyulmuştur bir bağış kampanyası ama özellikle Fenerbahçe'nin markasını canlandırma projesiydi o. Belki de izleyicilerin hatırlayacağı projelerden biri. Sevgili Tankut Bey, yine hayranlıkla izledim. Görmediğim başka özelliklerinizi, güzellikleri de gördüm. PNG'ye size çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, cuma süremiz doldu. Aslında çok belgesel yapmamız lazım. PNG'nin Türkiye, Kafkasya, Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Bey bizi bugün onurlandırdı, şeref verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İyi hafta sonları.